Avrasya Hospital. Sıcak havalar kendini göstermeye başladı. Yavaş yavaş hava sıcaklıkları artacak gibi görünüyor. Yağış olsa da değerli izleyicilerimiz önümüzdeki günlerde bu da kendini hissettirecek. Ancak tabii sağlığımızı da korumamız, kalbimizi de düşünmemiz gerekiyor. Biz de özellikle bu konuya vurgu yapmak istedik. Sıcak havalarda kalbimizi nasıl koruyacağımızı konuşacağız. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Ali Rıza Cenal şu anda stüdyomuzda hemen yanımda oturuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Teşekkürler. Sayın Cenal'e sormak istediğiniz soruları twitter.com/cerenbektaş'tan yazıp gönderebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Kuşkusuz Sayın Cenal tarafından da anında yanıtlanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sizinle bu hani sıcaklardaki kalp rahatsızlıklarını konuşmadan önce bugün gazetesinde şu haber var. İzmir'de bir kalp nakli gerçekleştirilmiş. Evet. Milyonda bir ihtimal gerçek olmuş. Nakil yapılan Piro'nun da kalbi veren Bedriye'nin de anne babasının adı aynıymış. Murat ve Yasemin olarak belirtiliyor ama bu haberin hani detayına şöyle bakalım da bu inanılmaz tesadüfü de bir izleyicilerimizle paylaşalım. Kalp hastası olan küçük Piro'ya Bedriye'nin kalbi takılmış. Bu Piro'nun anne ve babası, hastanede eşi benzeri ancak filmlerde görülebilecek bir tesadüfü de öğrendi. Piro'nun babası Murat Özkan, kızlarının kalbini bağışlayan anne ve babanın adı bizimkilerle aynı. Oğlumun Yasemin adında iki annesi, Murat diye de iki babası var demişler. Şoke olmuşlar. Milyarda bir olacak bir tesadüf bu. Murat ve Yasemin değil mi? Evet. İsimler. Piro'nun babası Murat Özkan, oğluma kalbini veren aileye çok teşekkür ediyorum demiş. İsimlerimizin aynı olması da çok güzel bir tesadüf. Belki de bu milyarda bir ihtimal Piro onların da çocuğu ifadesini kullanmış. Bu arada Bedriye'nin de 14 yaşında olduğuna da vurgu yapılıyor. Böyle bir haber de var. İlginç, oldukça ilginç değil yani mi? İsim benzerliği tabii. Çok az bir ihtimal. Aha. Hem anne hem babasının birlikte olması bayağı bir düşük bir ihtimal. Düşük bir ihtimal değil mi? İlginç hakikaten. Neyse. Konu kalp olunca böyle hani küçük bir haber vardı. Onu sizinle de izleyicilerimizle de paylaşmak istedik. Yüksek sıcak ortamlar, işte yaz, güneşli günler, sahil, kum, evet, böyle deniz, bu kelimeler bir araya gelince psikolojik açıdan da böyle etkili. Özledik biz de çok. Şu anda ekranda da zaten arka fonda da deniz görünüyor. Özledik hakikaten. Evet, çok hepsi özledim. Bir araya gelince kendimizi oldukça rahat hissediyoruz. Ancak bir taraftan da kalbimizi, sağlığımızı korumamız gerektiğini de zaman zaman düşündüren olaylar yaşıyoruz. Gerek tabii çevremizde, gerek kendimiz. Ama kendimizi aslında bu anlamda sıcak havalarda özellikle kalp rahatsızlığı olanların nasıl koruyacağını da çok fazla bildiğini düşünmüyorum. Ne dersiniz? Yani aslında doktora danışanlar bir fikri oluyordur aslında ama yine de bir genel bilgi vermekte fayda var. Doktora danışanlar dışında fikrimiz yani, işte sağda solda kalp hastası komşuna olduğunu biliyorsa genelde bizim mesela bypass ettiğimiz hastalar falan soruyorlar. İşte denize girelim mi, hangi saatlerde çıkalım, güneşte duralım mı, durmayalım mı diye. Aha. Ama tabii kalp hastalığı olduğunu bilmiyorsa o zaman sıkıntı yaşayabilir tabii. Evet, peki nasıl bileceğiz biz? Kalp rahatsızlığımızın olup olmadığını sadece sıcak havalarda değil. Yok tabii. Rahatsızlığımızın ya da belirtilerin kalbimize bağlı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şimdi birçok hastalık yan etkileri ve belirtileri birbirine o kadar çok benziyor benzer ki. Mesela göğsüm ağrıyor diyor. Göğsüm insan ağrıyor diyor mesela. Ama onların çok büyük bir kısmı kas ağrısı çıkıyor. Kas ağrısı çıkıyor ya değil da mi? İşte midem ağrıyor diyor ama bakıyorsun kalp krizi geçiriyor. Mesela. Tabii yani. Hiç belli olmuyor. Onun için biraz şüpheci olmak lazım. Böyle şüphelendiğiniz zaman bence en yakın bir kardiyoloğa başvurmakta çok büyük fayda var. Ama nasıl bir şeyden şüpheleneceğiz ki mesela? Hani özellikle kalp rahatsızlıklarının belirtilerini diğerlerinden ayıran böyle belli başlı özellikler yok mu? Kalp hastalıklarında en tipik bizim özellikle kalp damar tıkanıklıklarında, koroner kalp hastalıklarındaki en büyük tipik bulgu göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı. Özellikle eforla gelen. İnsanlar efor yaptıktan sonra bir süre sonra
göğüs ağrısı gelir. Hatta işte vitrin hastalığı derlerdi bizim eski hocalarım. Ne hastalığı? Vitrin hastalığı. Vitrin. Vitrine bakar, durur. Ağrı gelince dinlenmek ihtiyacı duyar. Hmm. O arada işte vitrine bakınır. Aa, ilginç. Ben ilk defa duydum bunu. Bize fakültede bu şekilde öğretmişlerdi vitrin hastalığı diye. Böyle anjine pektoris diyoruz tabii tıbbi şeyi. Özellikle eforla gelen ağrılar bizim için önemli. Bu ağrı tabii normal böyle bıçak saplanması gibi, böyle iğne batması gibi değil. Biraz daha farklı bir ağrıdır göğüs ağrısı. Böyle daha çok baskı hissi, göğsünde bir ağırlık hissi, çeneye doğru yayılan, kola doğru yayılan. Uyuşma falan mı böyle? Yani uyuşma da olur. Ama mesela böyle, kalp solda diye sol kol uyuşunca direkt kalp deriz falan. Evet, sola doğru yayılır. Yayılır. Aslında kalbin kendisinin ağrı duyusu yok. Yani o yansıma ağrısı diyoruz biz. O yansıma ağrısı da kola doğru yansıyor. Yoksa kalbe biz iğne batırsan ağrı duymazsın. Duygusal açıdan ağrısı oluyor tabii değil mi? Kalp ağrısı ancak duygusal açıdan hissediliyor galiba. Evet, böyle uyuşma sol tarafa doğru. O tür bir şikayet olan bir insanın bir kardiyoloğa gözükmesinde çok büyük fayda var. Bir efordu, ekoydu, efor testiydi. Gerekirse şüphelenirse koroner anjiyografiyle hemen hemen ne var ne yok hepsi ortaya çıkartılabilir. Kalp rahatsızlığı erkeklerde daha fazla görülüyor değil mi? Daha sık görülüyor galiba. Yani. Neden? Şimdi kadınlarda östrojen hormonu bir miktar koruyucu etkisi var. Koroner kalp hastalığı açısından. Mesela ama kapak hastalıkları açısından çok bir fark yok. Ama koroner kalp hastalığı açısından östrojenin bir koruyucu etkisi var. Ama o da işte menopozdan sonra eşitleniyor. Bir de bayanların şöyle bir dezavantajı oluyor. Ondan sonra işte kilo alıyor, diyabet çıkıyor, tansiyon yüksekliği maalesef belki de geçiyor erkeklere. Şimdi şey çok tuhaf, çok genç yaşta kalp krizinden hiçbir rahatsızlığı, hiçbir hastalığı olmadan hayatını kaybeden var. İnsanlar var maalesef. Hani bunu sporcularda da görüyoruz, tabii, sahalarda da bunu birçok kez şahit olduk. Bunun altında yatan şey ne mesela? Büyük bir kısmında yine koroner kalp hastalığı. Bazen özellikle ailevi bazı durumlarda ailesel yatkınlığı olan kişilerde genç yaşlarda maalesef biz 30 yaşlarında 25 yaşında 30 yaşında çok bypass yaptığımız hasta var. Çıkabiliyor. Ama bunun daha çok genetik faktörler etkili. Bazen mesela sporcularda gördüğümüz bazı hastalıklar bu hipertrofik kardiyomiyopatiler diyoruz. Bu koroner kalp hastalığı dışında olan bazı durumlarda da ani ağır eforlardan sonra ani kalp durmaları olabiliyor. Tabii bunları anlamak için de işte muhakkak bir herkesin bir kardiyoloğa gidip bir eko yaptırması. Genç de olsa, hiçbir şikayeti de olmasa. Ne kadar sıklıkla yaptıralım bunu? Yani bir kere yapasa yok. Yılda bire gerek yok. Yani herkesin bir kere bir kardiyoloğa gidip mesela 15-20 yaşından sonra hayatında bir kere var. Tabii. Yani çünkü bazen bazı hastalıklar var. İşte atrial septal defekt diyoruz. Kalbinde delik oluyor. Ama hiç belirti vermez. Daha ancak 40 yaşından 50 yaşından sonra belirtileri vermeye başlıyor. O zamana kadar biraz gecikmiş oluyor. Bir kere bir eko yaptırmakta fayda var. O oldukça kalbinin delik olmasının sonrasında ortaya çıkması oldukça riskli aslında, öyle değil mi? Yani bazı mesela delikler var, erken belirti veriyor. Benim annemin mesela kalbinin delik olduğu çok sonra ortaya çıktı. Düşünün yani hani doğum yapmasına rağmen ortaya çıkmamış doğumda. Belirti vermiyor. Yıllar sonra ortaya çıkıyor. Ve o şemsiye denilen bir şey takılıyor. Tabii işte atraseptal defektro şemsiyeyle ya da işte basit bir ameliyatla halledilebiliyor. Onun için bir eko yaptırmakta fayda var. Özellikle ailesel yatkınlığı olan insanların da ailesinde genç yaşta kalp krizi geçirmiş dayılarında, teyzelerinde, dedelerinde var ise daha erken yaşlarda eko ve efor testlerini böyle 2 yılda bir en azından bir tekrarlayarak yaptırmasına fayda var. Her şeyin başı erken teşhisi, değil mi? Kesinlikle, oldukça önemli. Yani şu anda çok büyük bir avantajımız var koroner anjiyografi gibi. En azından şüphelenirsek bir koroner anjiyografiyle eğer kalp krizi geçirmeden önce tespit edebilirsek çok çok büyük avantaj. Çünkü kalp krizi geçirdikten sonra maalesef özellikle gençlerde çok ağrı seyrediyor. Yani çok böyle önümüzde kalp krizi geçirip de kaybettiğimiz
insanlar oluyor. Müdahale etsek bile, işte balonla atsak bile ya da bypass yapsak bile kurtaramadığımız insanlar oluyor. Özellikle gençlerde. Onun için önceden teşhis etmekte çok büyük fayda var. Koroner anjiyografi dediğiniz zaten hani bu damar bildiğimiz içinde anjiyo, evet. Bildiğimiz anjiyo. Evet. Tıp o kadar gelişti ki artık bu o da o kadar basit bir operasyon. Çok, öyle değil evet, mi? Evet, çok, şu anda çok düşük riskle, çok rahat. Herhangi bir tıkanıklık var mı yok mu onu görmek için yapılan bir operasyon koroner anjiyografi. Tabii. Yani hani bunu kalp ameliyatı olarak düşünmemek gerekiyor. Yok, kasıktan ya da koldan basit bir iğne sokularak yapılan bir teknik. Kateterle galiba. Kateterle. Oldukça kolay bir teknik. Aha. Yani çekilmemek lazım. Peki kalp krizleri niye arttı? Ne etken ne? Özellikle şey mi acaba? Besin maddeleri mi? Aslında muhtemelen eskiden de vardı. Yani artıp artmadığını çok böyle anlamak zor. Yani insan yaşı uzadıkça, şimdi eskiden ortalama yaş 50-60'lardaki şimdi 70-80'lere çıkmaya başladı. Buna bağlı olarak da kalp hastalığı riski artıyor tabii. Eskiden insanlar buna 100 yıl önce 40 yaşında falan ölüyordu. Kimse sorgulamıyordu belki de. Belki de kalp krizinden ölüyordu, bilmiyoruz. Ama tabii şimdiki tanısal yöntemler arttıkça bunun farkındalığına vardık. Yoksa çok bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bu işin çok böyle yani yemekle falan tabii bir miktar ilgisi var. Ama işin esas ağırlık sebebi genetik faktörler. Genetik faktörler. Bir de tabii sigara maalesef. Maalesef. Maalesef sigara çok etkili. Çok etkili. Çok etkili. Peki, kalp krizi geçirmede hem damar tıkanıklığının artırılmasında çok etkili. Evet. Aklıma şu geldi mesela yanımızda bir kalp krizi geçirdi. Anında acil servisi aradık. Evet. Ancak onu beklerken ne yapmamız gerektiğini biliyor muyuz acaba? Nasıl bir müdahalede bulunmalıyız? İlk yapmamız gereken şey ne yanımızda kalp krizi geçiren birine? Yani eğer hastanın yanında daha önceden kalp hastalığını biliyorsa bir dil altı, izor dil dediğimiz bir dil altı var ise o çok hayat kurtarıcı olabilir. Yok. Hiç kimse yok. Hiçbir şey yoksa hastayı sakinleştirip yapacağımız çok bir şey yok. Eğer bir de kalp durduysa yani ventriküler fibrilasyon dediğimiz kalbin durması gerçekleştiyse o anda işte masaj yapacağız. Suni teneffüs yapacağız. Suni teneffüs, masaj. Tabii eğer durduysa ama durmadıysa. Ne yapacağız mesela hani uzatıp ayaklarını sırt üstü tabii, yatırıp böyle tabii, hafif yatır. Yüksek bir yok, şey mi yapmamız düz üstü, gerekiyor? Sırt üstü yatacak. Normal yattıktan sonra eğer kalbi durduğunu kesin tespit etmişsek hem kalp masajı bir kişine yapması zor tabii de en az iki kişi bile olsa yeterli. Bir kişi masaj yapsa, birisi de suni solunum yapsa en azından ambulans gelene kadar işte entübe edilip son cihazına bağlanana kadar kardiyolojik şok dediğimiz şok uygulanana kadar hastayı kurtarabilir. Hocam peki biliyor muyuz kalp masajı yapmayı, suni teneffüs yapmayı? Vallahi işte onu eğitimde yapmak lazım tabii bu televizyon kanallarına falan. Tabii halkımızın büyük bir kısmı aslında bile kulaktan dolma biliyor ama bilen oranının az olduğunu düşünüyorum yani. Hadi diyelim ki ehliyet alanlar biliyorsunuz bu sağlık şeyinden geçiyor yani ehliyet alırken. Bu ilk yardım derslerinde veriliyor. Ama hani o yeterli mi? Bir de herkes araba kullanmıyor ki, herkesin ehliyeti yok ki, herkes bu eğitimi alamıyor ki. Yani o da medyaya düşüyor işte. Yani. Her şey medyaya düşüyor değil mi? Medya yine yani. Nasibini alıyor yani. Yine medya. Haklısınız tabii ki hani bu konuda. Yani bence çok eğitim yapılabilir. Yani 10 dakika bir aralarda falan gösterilebilir aslında. Peki kalp krizi riski hani kadın erkek diye konuştuk ama biraz da yaş aralığından bahsedelim. Hani erken yaşta kalp krizi dolayısıyla hayatını kaybeden gençlerden bahsettik maalesef. Peki sadece hani gençler olarak da düşünmeyelim. Bu riske yakalanma riski kaç yaşında başlıyor? Hani genetik faktörleri bazı, bir kenara koyacak bazı olursak. Ağır genetik faktörlerde bazen kalıtsal bazı hiperkolesterolemi dediğimiz çok yüksek kolesterol olan hastalarda böyle 20'li yaşlarda falan başlayabiliyor. Ama genelde 30'undan sonra başlıyor. Özellikle ailesel yatkılı olanlar, yüksek kolesterol olanlar, sigara içen gençler. Yine geldik sigaraya. Evet kesinlikle yani. Sigara çok etkili. Özellikle kalp krizi geçirme riskini de artırıyor. Hani tamam, kalp damar beslenmemize dikkat edeceğiz, sigaramızı içmeyeceğiz. Yani. Sigara içmeyeceğiz,
alkol kullanmayacağız. Bunlara oldukça dikkat edeceğiz. Düzenli spor yapacağız. Düzenli spor yapacağız. Kilo almayacağız. Kilo almayacağız. Özellikle buna dikkat edeceğiz. Evet. Ama bunlara rağmen yine olabilir. Yine olabilir. Olabilir tabii. Benim çok hastam var o şekilde. Ya hocam diyor, biz diyor hep yediğime dikkat ederim, sporumu yaparım, her şeyimi yaparım ama bu nasıl oldu bende diyor. Hmm. Oluyor. Yani şimdi olabilir yaz yani. Geldi, göbekleri eritmek var. İçin de şöyle havuza denize girerken de böyle kendimize bir güven gelmesi için de yağları eritmek için de bir şekilde bir an önce kilo vereyim deyip çok hızlı spor aletlerine yani onu düzenli yapmak lazım. Bir sihir boyunca yapmak lazım. Çok hızlı yaklaşan, onları çok yani hızlı çok kullanan maalesef insanlar. Evet. Öyle değil mi? Bir anda böyle spor yapmaya başlıyoruz nasıl? Bütün kış yatıyoruz, oturuyoruz. Yaz geldi işte, vücudum iyi görünsün, işte sahilde kendime güveneyim bilmem ne. Hani bu tarz şeyleri hepimiz yaşıyoruz maalesef ama sonra işte bir anda yükleniyoruz, vücudumuza yükleniyoruz. Ömre yaymak lazım. Bütün ömre yaymak lazım. Özellikle spor konusunda. Yani düzenli haftanın en az 3-4 günü böyle yarım saat. Bu da kalp krizi riskini tetikler mi hocam? Bir anda spora başlamak mesela bir ay içerisinde kilo vermek için. Yani vücudu zorlar mı şöyle kalbi? Diyeyim, yani 1-2 saat içerisinde çok aşırı efor yapmak riskli olabilir. Hı hı. Ama bunu dediğim gibi yayarsak aylara, yıllara o zaman çok bir problem olmaz. Çünkü kondisyonla ilgili bu bir nevi. Çünkü senin alışık değil vücudun, birden yüklenirsen sıkıntı olabilir. Hangi sporu daha çok öneriyorsunuz kalbimiz için? Yürüyüş mü, koşu mu, yüzme mi? Hepsi de çok iyi. Hepsi. Yani bütün sporlar aslında iyi. Yani her türlü spor yapılabilir. Ben mesela tenis oynuyorum sabahlar her sabah. Hmm. Her sabah tenis mi oynuyorsunuz? Evet, oynuyorum. Daha önceden de hep oynuyor muydunuz yoksa? 7-8 yıldır oynuyorum. Doktor olduktan sonra mı oynamaya başladınız? Tabii doktor olduktan sonra tabii. Yani bizim gençliğimizde pek ya da çocukluğumuzda tenis çok yaygın değildi maalesef. Hı hı. Ancak daha sonraları başladık. Onu soruyor izleyicilerimiz de, bu mevsimde nasıl bir, özellikle bu mevsimde hocamız nasıl bir sporu tavsiye eder diye. Benim tavsiyem yani öğlen saatleri değil. Kesinlikle öğlen saatlerinde çıkmamak lazım. Çünkü sıcak, aşırı sıcak olumsuz etkiler olabilir. Neler olabilir? Bir kere tansiyonumuz düşebilir. Hı hı. Aşırı sıvı kaybı, tuz kaybı. Elektrolit kaybı, böyle magnezyum, potasyum gibi elektrolit kaybı tansiyon düşmelerine sebep olabilir. Hı hı. Bu da kalbi olumsuz etkileyebilir, tansiyonu olumsuz etkileyebilir. Ama sabah saatleri ya da akşam saatleri, yaz ayları ben düz yürüyüş, hafif koşu ya da. Yani ağır spor gene çok önermiyoruz. Bir de gece yatmadan önce hemen yemeyeceğiz değil mi hocam? Ona da dikkat etmek tabii, lazım artık galiba. Genel kural artık. Yani işte 6'dan 7'den sonra uygulamıyoruz. Yememek lazım yani, evet. 6'dan sonra. Yani vallahi ben öyle yapıyorum. Genelde akşam, de öyle tavsiye ediyoruz. Akşam 6'dan sonra 6, hiçbir şey 7, yemeyeceğiz. Evet. Yersek bir iki meyve falan. Meyve falan yenebilir, evet. Kafamın sol tarafında bir uyuşma oluyor. Sebebi ne sizce? Kalple ilgisi var mı diye soruyor bir izleyicimiz. Yok, kafadaki uyuşmanın kalple ilgisi olmaz ama tansiyon... Sol tarafa mı bakın, yine hep aynı yok, mantık. Onun çok bir ilgisi yok. Yok. Ama tansiyonunu takip etmesini öneririm. Hı. Yani tansiyonla ilgili problem olabilir ya da başka nörolojik bir problem olabilir. Ama kalpten dolayı bir baş ağrısı olmaz. Beyin cerrahına gitmesine fayda var o zaman, öyle mi? Yani bir nöroloğa. Nöroloğa ya da. Nöroloğa, evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam, sağolunuz. Önümüzdeki günlerde bakalım o açıkladığınız oranlarda herhangi bir değişiklik olacak mı? Davet ederiz sizi, yine konuşuruz olur tabii, mu? Tabii, her zaman. Kolaylıklar her zaman. Diliyoruz, sağolunuz. Hocamızı sağ uğurlayacağız, soluklanacağız. Siz de bu arada ajandamızı izleyin. Saat başında da ekranlarınızda haberlerle olacağız. Avrasya Hospital.